Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programında gündem var, memleket var, vatan var, millet var, memleket meseleleri var ve değerli bir meslektaşımız var. Yeni nesil gazeteciler arasında en bilineni, en sevileni, en çok takip edileni, bizim de arkadaşlarımız arasında arkadaşlığından gurur duyduğumuz bir dostumuz. Metehan Demir, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Abartmıyorum çünkü bir nesil değişiyor medyada ve bu değişime bizler denk geldik. Bunlar hepsi doğru ve inanarak söylediklerim. Sevgili Metehan Demir, hoş geldin. Yani sağ ol. Aslında ben sana çok güzel şeyler söyleyecektim. Ben olsam senin değerini gerçekten çok iyi bilirim. Eksik muazzam bir hayat enerjisi. Şurada seni buradan izledik biz dışarıdayken. Ben hayatta yapamam. Müthiş güzel. Sizin kalbiniz güzel. Sabah sabah uyuyan insanı uyandırırsın. Ölüyü de diriltirsin. Sizi sevmeyen ölsün. Körler sağlanır. Değil. Hani klasik eskiden TRT programları vardı. Çok sayın Erkan'da. Öyle değil. Neyse o. Eksik olmaz. Sağ olasın. Yani çok samimi. Müthiş bir dinamizm. Ankara'nın griliğinde özellikle çok dikkat çekiyor. İstanbul'da bundan böyle falan yapılıyorlar. Ankara'da bu griliği, sıkıcılığı bu hale getirmek müthiş başarılı. Sizin kalbiniz güzel beyefendi. Siz de Twitter alemini sarstınız. İçişleri Bakanı barikat kendiliğinden kalktı o dedi. Ona güzel bir espri yapmıştınız. Ben de sizin Twitter takipçinizim, oradan öğrendim. Estağfurullah, ben de. Ben ya o gün öylesine espri yaptım. Çünkü Bakan Bey dedi ki barikatlar kendiliğinden kalktı deyince ben de dedim ki halk hassasiyetine duyarlı sensör var herhalde barikatlar. Halk gelince otomatik açılıyor, kapanıyor. O kadar. Yani. Ne düşünüyorsun kutlamalarla ve o barikat meseleleriyle ilgili tartışmalar hakkında? Valla keşke yaşanmasaydı diyorum. Evet. Çünkü çok gereksiz bir yasak, anlamsız bir tırmandırılan tansiyon. Zaten hani ülkede her şey güllük gülistanlık değil. Dün gelen bir Moldova başbakanı değil mi o? Bir... Moldova devlet başkanı mıydı? Bilmiyorum. O kadar hoşuma gitti. O kadar rahat, esprili ki bizimkiler gergin siyasi sorular soruyor. O da başbakanın yanında ortak basın toplantısında ya dedi ki ben dedem Cumhurbaşkanı'yla başbakanla konuşup ülkede işler yolunda, sakin olun dedi. Bizimkiler sakin ediyor. Biz gerginiz ya. O ne oldu? Kavga var mı? Dövüş var mı? Kafa mı attınız? Yumruk mu attınız? Var. Sonra dedi ki çatlak mı var? Patlak mı var? Sakin dedim. Bayıldım. Eğer yap işte devletle onu alabiliyorsak ilk seçimlerde bir yerden aday gösterelim. Sakin bir adam. Merak etmeyin. İşler yolunda Türkiye'de dedi. Peki yani bu tartışmalarda tabii ciddi fikirler öne sürüldü. Kutlamalar konusundaki bu fikirleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biri iktidardan, başbakan mahsus yaptı, seviyor gerginliği diyen var. Lafları sıklaştırıyor diyen yani var. Yani Türkiye'de bir eğer bir konuda belli bir görüşüm varsa o konuda bir taraftarlık paketi satılıyorsun. O paketi komple satın almak zorundasın. İşte yürüyüşe karşı çıkmak zorundasın. O akşam tenis turnuvasında ödül törenindeki yuhlamaları da savunmak. Hayır, zorundasın. Karşı çıkmak zorundasın. Yani o paketi ya öyle değil. Ben bu yürüyüş, ya burada birçok karşı olduğum ama yine yanında olduğum noktalar var. Ben bu yürüyüşün en başından beri... Ya çok büyük konuşsun ama Metehan Demir. Samimi söylüyorum. Yani hazır paketler satılıyor. Karşı olmak ve taraftarlık tabii paketleri. Ama paket bu. Almak zorundasın ya. Tamam mı? Hani 1000 dakika sınırsız muhalefet. Yani 1000 dakika sınırsız yandaşlık, taraftar. Değil ya, ne düşünüyorsan onu söyle. Ben o akşam tenis turnuvasında kıyamet gibi tepki geldi. Hiç de benim umurumda değil çünkü yolumdan dönmem. O gece tenis turnuvasının bakanların yuhlamasını dünyanın göz önünde tasvip etmedim. Yeri değildi. Evet. Ama neden yuhlandı? İnsanların psikolojileri o kadar bir kopma noktasına geldi ki yürütülmediler 29 Ekim'de. Nedendir bilmiyorum. Ve o insanlara gaz sıkıldı. Orada yaşlılara terörist muamelesi yapıldı. Küçük çocuklar gelmiş illegal örgüt muamelesi yapıldı. Değil canım. Değil. Türkiye'de bunları provoke eden öyle illegal örgütler oluyor bu kalabalığın içerisinden. Ama o gün o görüntüler ağır ağır çalıştırıldığında emniyet baksın hiç de terörist görünümlü insanlar yoktu. Biraz emniyetli mecbur ya kaldı böyle ya, davranmaya. Ben havası var tabii. Çok seviyorum desin, Metehan Demir'i sevmiyorum desin. Milletin kürsüsünü şuraya kurdunuz. Yani orada kötü konuşan herkese biz terörist muamelesi yapmak durumunda mıyız? Durumunda mıyız? Ya da hükümetin lehine konuşan herkesi biz iyi bir yere mi tayin edeceğiz yani acaba? İyi, bu ülkeye faydalı olabilir. Ama bu insan ertesi gün iyi bir şey de söyleyebilir hükümetle ilgili. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkede ya busun ya şusun. Arası yok. Arada olursan tarumar olursun. Bir de şöyle derler ya Türkiye'de. Ne olduğun belli değil. Belli değil. Öyle bir şey yok.
Ne oldun belli diye bir çok şey doğru, yok çok yani. Doğru, çok doğru söylüyorsun. Evet ya, senin nene taraftan oldu ta kardeşim. Bak yıllar evvel. Bir taraf olur, ber taraf olur filan. Her şeyde var. Bunun mesela ne zaman, ne adısı, o gün biz rezalettir o CHP İstanbul İl Başkanı'nın askerlere böyle böyle yapıp siz görevimizi yapamıyorsunuz, biz yapıyoruz demesi. Bunu da söyleyeceksin. Söyleyeceksin. Ama ama bir paket yani satın alıp. Yani onun da rezalet olduğunu onu da söyleyip, ha o zaman ben akşam yürüyüşe de karar verenleri de sert şekilde eleştirmem lazım. Hayır canım, böyle bir paket yok yani. Eğer CHP'ye karşıysan o zaman yürüyüşe de karşı olma. Hayır hayır değil. CHP'nin karşısı diye bir şey yok. Onu eleştireceksin zaten. CHP'de onu eleştirmeyen CHP'li değildir. Kemal Bey de çok güzel bir şey söyledi ama sonra iç CHP'den bir baskı geldi ve o açıklamalar maalesef itti. Ben derin CHP demiyorum, iç CHP. Ama çok önemli felsefeden bahsediyorsun. Yani olan olaylardan çok daha önemli bir yorumda bulundun. Yani bir taraf olan ber taraf olur veya ne olduğun belli değil filan gibi değerlendirmeler bizi külliye yanlış ediyor. Sana çok enteresan, ismini vermeyeyim ama 28 Şubat döneminin civarında bir gazeteci Genelkurmay Karargahı'na çağrılmıştı. Bizzat ben bunu hatırlıyorum. Gazeteciye dedi ki dönemin en havalı SS komutanlarından biri karargahta. Bak dedi, biz senin her şeyini araştırdık. O zaman Erbakan hükümetine çok destek veriyor. Onlara işte yorumlar yapıyor, olumlu yazar falan yazıyor. Ya dedi, senin dedi ne olduğun belli değil dedi. Aynen. Şimdi ben dedi sana dedi iki renk söyleyeceğim dedi. Biz beyazız. Onlar siyah. Dedi. Onlar dedi hükümet söylüyor. Şimdi senden dedi. Bunu duydunuz mu? Senden dedi renk seçmeni isteyeceğim dedi. Odada diğer üç üst düzey komutan daha var. Şimdi gazeteci oturuyor böyle. Renk seçmeni isteyeceğiz dedi. Ama dedi bir tavsiyem var. Gri diye bir renk yok. Yok. Yani öyle dedi, iki rengi karıştırayım. Arada bir renk bulayım falan yok dedi. Ya siyah? Onlar siyah. Siyah da onlar atıyor. Yani kendi siyah değil. Biz de dedi beyaz dedi. Seç dedi. Ve dedi 30 saniye sıram vardı. Böyle bir diyalog olabilir mi bir ülkede? Tabii gazeteci doğal olarak orada dörderden toplam bir sürü yıldız var. Masada yıldızların altında. Yıldızların altında. Beyaz dedi. Hayatı kaydı renkler yüzünden. Beyaz dedi. Mi? Beyaz evet. Dedi canım. Çok önemli. Beyaz dedi. Evet. Yani o gazeteci de Allah uzun ömürler versin. Yaşıyor, sen de biliyorsun değil tabii mi? Sen de biliyorsun. Peki. Devam ediyoruz. Peki efendim, ya ne olacak bu taşeron işçilik? Metehan abi bu işe bir el at demiş bir seyircimiz. Vallahi ben Twitter'dan bana da geliyor. Atamalar. Atanamayanlar. Ben Twitter'ın bu grup tarafından kurulduğuna dair ciddi inançlarım var. Bak, atanamayanlar... Bunu manşet yapalım mı? Samimi söylüyorum. Twitter'ı galiba atanamayan öğretmenlerle taşıyor. Atanamayanlar ve sözleşmelilerle ilgili çok ciddi ya San Francisco'da hisseleri var. Haklarını aramalarına saygıyla karşılıyorum. Ama muazzam bir ülkede dertliler ordusu var. Yani mesela bana günde atıyorum 300 tane Twitter mesajı gelirse bunun rahat 250'si sesimizi duyun. Evet, çok önemli. Çok ciddi bir problem bu yani. Çok önemli tabii. Vallahi bak bugün istatistik yapayım sana söyleyeyim Ersin. Yani korkunç bir rakam bu. Ya San Francisco'da hisseleri var. Bunu onun için rica ettiler gittiler adama. Kardeşim biz Türkiye'de sesimizi duyuramıyoruz diye. Ben çünkü bir ara subaylar mesela problemi vardı. Tabii doğru. Ama şunu tavsiye ediyorum. Bir dost, bir kardeşler ya da bir abiler olarak. Mesela Erkan Tan olarak bana bir kişi 30 mesaj atıyor. Ey gerizekalı Metehan Demir. Estağfurullah. Anla be diye. Bu haklıyken haklı kalabilmek gibi bir problem ortaya çıkıyor. Kalamamak gibi. Bir tane de biz anlıyoruz ve görüyoruz. Az yazarlarsa, bir tane mesaj gönderirlerse, daha hala anlamadım al 20 tane daha demezlerse, inanın daha çok sonucu olur. Millet çünkü o zaman bıkıyor. Bıkıyor, çok önemli. Peki BHP Kongresi ile ilgili beklentin veya analizin, değerlendirmen ne? Ya çok hassas bir yani konu. Koray Aydıncılar bayağı hava basıyorlar. Aldık, alıyoruz ve hatta öndeyiz diye. Ama Devlet Bahçeli tarafında olanlar daha soğukkanlı duruyorlar. Yok bunların bir gücü, merak etmeyin diye. Şimdi gözler oraya çevrildi. Ben yani ikisi arasında tabii yarış geçecek ama çok diplomatik bir cevap da verebilirim. Çok samimi bir yanıt da verebilirim. Koray Aydın'ı da canım. Koray Aydın'ı da daha, yani. Daha böyle Amerikan vari, daha bu işin PR'ını profesyonelce yapan bir ekip görüntüsünde. Bahçeli daha düşük profilde, fazla ortaya çıkmıyor, fazla açıklamalar yapmıyor. Ama örgüt veya teşkilatın ben biraz daha Bahçeli'nin kontrolü altında olduğunu görüyorum. Hı hı. Koray Aydın hatırı sayılır bir çıkış yapacaktır. Sonucun Bahçeli lehine mi olacağını hep birlikte veya olmayacağını göreceğiz. Hani ben seçim öncesi ne deniyor?
yargıda bir şey var böyle hani ben şey yapmayayım hani bir şey söyleyip dengeleri değişsin anlamında. Ama millet hani benim gösterdiğim işareti doğru hareket etmeyecek ama hani etik açıdan bir şey söylemek istemiyorum. Fakat örgüt ve teşkilata sahip olan her zaman 1-0 avantajlı. Bir kere o işe böyle başlıyorlar, doğru. Öyle başlar. O açıdan bakılabilir yani. Peki efendim, başbakanla cumhurbaşkanı arasında çatlak olsun isteyenler bayağı köpürttüler, var mı? Yok dediler zaman, zaten zaman de. Bak, iki yüksek ego. Bir kere bir. Tamam mı? İkisi yüksek, iki yüksek ego. Türkiye'nin en güçlü iki adamı. Bu Tayyip Erdoğan biri zaten artık bu konuda sembolleşmiş. Evet. Öbürü de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı. Bu iki egonun zaman zaman karşılaşıp çarpışmasından daha doğal bir şey yok. Çok normal. Biz bile seninle bir süre sonra programı beraber yapsak, iyi de hep Erkan Söyledi girişleri yapıyor. Şu milletin küfrünü de ben sunayım diye ben kaşınmaya başlarım. Estağfurullah. Ararım patronu, ya patron bir yardımcı ol falan filan derim. Ama burada mesele, onlar aynı zamanda dava için beraber yürüyen dava arkadaşları, evet, yol arkadaşları. Evet. Mutlaka ve mutlaka günün birinde bir bizim gördüğümüz süreçler vardır, bir de bizim görmediğimiz süreçlerde bazı kritik kararları beraber alırlar. Erkan, çünkü hata ne biliyor musun? Hata yaparsan iktidarı kaybedersin. Ve iktidarı kaybetmek gibi bir lüksleri ve durumları şu an yok. Olmayacak. Türkiye'de millet küçük bıçakları biliyor yani sote yapmak için. Yalan mı yani? Sen bir işte ben sana gününü göstereceğim diye. Bu kadar riskin ve tehlikenin olduğu bir dönemde bu tip olaylarla birbirinden kopar mısın? Şimdi bana biri diyor ki geçen gün, en sevdiğim şey de Ankara'da, biliyor musun? Ne biliyorum dedim. Abdullah Gül dedi, Tayyip Erdoğan'ın karşısında rakip olarak çıkacakmış dedi. Şimdi bak, ne söyledikleri, yani kendi söylediğine insan önce inanması lazım. Türkiye'de ne karışıyor biliyor musun? Ben seni sevmeyebilirim ama seninle ilgili gerçeği, kravatın kırmızıysa bunu söylemek durumundayım. Evet. En doğrusu da bu. Anketler de böyle siyaset. Ama biz inanmak istediğimizi, gerçek olmasa bile etrafa bir temenni bazında tahmin diye pompalarsak, bizim artık adımız daydreamer oluyor. Yani gündüz rüya gören insan. Evet, tabii. Seçimlerde mesela AK Parti bu çok ciddi götürür anket işini. Bize Beşir Atalay 5 gün kala, sen gelmiş miydin? Kırşehir'de bir yemek verdi bize hep beraber. Yo, ben gelememiştim bu yayın nedeniyle. Tabii, gelememiştim. Tabii Mahfettin hepsi oradaydı. Orada çıkardı gösterdi. Bak 5 gün kala %50.6 AK Parti, 25.4 CHP, hiç unutmuyorum, 15.5 MHP. Vallahi son durum bu. Bir sürü anketçi. Bir de eski anketçi tabii. Tabii o gün geldi ben... Bir Roma geldim 2 gün sonra, CHP'nin genel başkan yardımcısı çok iddialı. Nedir durum dedim. Bir de ondan duyayım dedim. Metehan dedi, biz çok eminiz dedi. 37 biziz, 38 onlar, böyle gidip geliyoruz dedi. Ya çıldıracağım biliyorum böyle dedim. Emin misin dedim. Aa dedi, kesin falan filan dedi. Halkın sesini duyduk dedi. Sonuçlar geldi. Beşir Atalay'ın dediği gibi. Bak Beşir Atalay'ın dediği gibi demem. Beşir Atalay çok büyük bir insan. Her zaman doğru söyle anlamda demiyorum. Evet. Dediğinin doğruluğunu teyit ediyorum. Diğer olsa o dedi, doğru. Öyle çünkü dedi, öyle çıktı. Böyle bir şey diyorsun. Ya çünkü insanları hepsini aynı anda mutlu etmem mümkün değil. Neyse, ne oldu dedim CHP'nin genel başkanımız. Ben de imzalı senedi var hala, bir takım elbisesine iddia girmiştim. Son gece ne olduysa oldu, dengeler değişti dedi. Dengeler hep öyleydi. Ama onların bir problemi var, gündüz rüya görmek. Yani Türkiye'de yalnız bunları söylediğin zaman şeye dönüyor bu iş. Mesela ben bazen programda falan sinirleniyorum çünkü ben mesajlar geliyor. İşte bilmem ne, hükümetin hep yanında mısın? Yok, bazen diyor ki CHP'nin bilmem ne yanında mısın? Kardeşim neyse doğrusu bana göre, evet. İnandığım daha doğrusu, ben onu söylüyorum. Bu isteğin çalalım programı değil ki. Yani 15 dakika bu tarafını düşün, duymak istediğini söylüyorsun. 15 dakika bu tarafını duymak istediğini söylüyorsun. O zaman senden bir daha dikiş tutmaz yani. Yani gerçekten burası isteğin konuşalım, isteğin istediğiniz gibi söyleyelim programı değil. Bazen insanlar acıyı duymak İyi gelir ki. Mesela sabah insan açtığı zaman şöyle bir şey duymak. Abi sürekli Tayyip Erdoğan aleyhinde konuşsunlar. Ya da açıyor, sürekli CHP ya da hükümet lehinde konuşsunlar. Bak böyle bir şey yok. Evet. İçişleri bu doğru değil bu. Ya böyle bu bir doğru şey olabilir değil mi? İçişleri Bakanı yanlış yapıyorsa söyleyeceksin. Ali Babacan doğru yapıyorsa söyleyeceksin. Neden İçişleri Bakanı'na hemen örnek verdiysen. Neyse. Yani doğru canım, şu an en popüler adam o. Algıda seçici. Yani ne bileyim işte Ahmet Davutoğlu bazen Suriye politikaları abartıyor kardeşim dediğinde. Hissettiysen bunu söyleyeceksin. Ama doğru bir şey yaptıkları zaman da kardeşim iyi bir şey bu ya. Bu açılan geçit, üst geçit, alt geçit, otoyol, bilmem ne iyiymiş ya. İyi bir çıkış yaptı da demeyi bileceksin.
Kılıçdaroğlu iyi bir şeyin arkasında olduğu zaman bu söyleyeceksin. Bu şey değil. Çok yanar döner. Böyle yaparsak biz bu ülkenin altına dinamit koyarız. Bu yanar döner meselesini, kimin adamı olduğun belli bana değil meselesini, Türkiye'nin bir daha oturup düşünmesi lazım. Çok haklısın. Çok haklısın. Erkan Tan, Afganistan'a bazen kanlı bıçaklı olan iki Amerikan lideri beraber gidiyor. Beraber askerlerini ziyarete gidiyor. Sen bugüne kadar Güneydoğu'da Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan'ın bir birliği beraber ziyaret ettiğini gördün mü? Hakkari'deki, Çukurca'daki birlikleri bir gün beraber cenazelerinde değil, yaşarken yanlarında el ele. Tamam? Adamlar Afganistan'a beraber gittiler. İki derin rakip, Hillary Clinton, Amerikan Dışişleri Bakanı ve Barack Obama, hatırlar mısın? Evet. Demokrat adaylarıydı birbirleriyle. Aynı partinin iki başkan adayıydı. Evet. En ağır lafları söylediler birbirlerine. Hillary Clinton'la ilgili geçen New York Times'e bir yazı çıktı. Amerikan tarihinin en başarılı ve en özverili Dışişleri Bakanı olmuş. Çünkü Obama dedi ki defter kapandı, kazandı. Lütfen benimle beraber çalışın. Size ihtiyacım var dedi. Bizde eğer başkan adayı ol, adamın karşısına rakip olarak çık, seni partiden azlediyorlar ya. Bunu verin disiplin kuruluna, atın şerefsizi. Neler yapıyorlar. Bu yani. Çok doğru söylüyorsun. Ver atın bunu ya, tamam. Atın, bir daha da gelmesin. Bana aday oldu bu. Benim karşıma bir daha da gelmesin. Hainmiş oğlum bu falan. müthiş bir örnek verdiniz ama. En önemli ya. Göreve davet etti kendisini ve verdi o görevi. Tabii. Bu böyle ama bizde hiçbir yere gidilmez. Beraber bunu bizimkiler manşet yaptı. Siz bir gün Kılıçdaroğlu'yla Başbakan'ı Güneydoğu'da beraber ziyaret halinde gördünüz mü? Ya o çocuklar öyle moral olur. Tweet atıyoruz bunu. Estağfurullah, o çocuklar öyle moral olur ki. Olur. Evet. Ya orada millet mesela geçen Beytüşşebap bir ara gündemdeydi ya. Ya yüzlerce PKK'lı bastı oraya biliyorsun. Şemdinli'yi kuşatmaya çalıştılar. Şehri düşürmeye çalıştılar. Ya Allah'ını seversen şimdi ben sana nöbet yazsam. Erkan Tan, sen ve ben, bize nöbet yazmışlar. Ben 1-3, sen 3-5, Beytüşşebap kaymakamının evinin önünde nöbet tutacaksın. Bak bunlar cesaret ötesi şeyler. Dün bir Suriyet.com.tr'de bir şey yazdık. 7 cesur kız diye. Dün tüm kepenkler kapalı Yüksekova'da, Hakkari'de bu Haçlı Grevli ile ilgili gösteriler var. Orada 7 tane kız var karede. Kıyamet kopuyor. Biber gazları, molotoflar, duman içinde. Çantalarıyla okula gitmeye çalışan 7 cesur kız o polis barikatının arasından yürüyor. Bunlar kadar, en az bunlar kadar bizim bu çocukların en azından onda biri diyeyim cesur olmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü teröre karşı durabilecek irade, ben buradayım, geldim, yanınızdayım mesajını vermek. Bu çok çok önemli ya. Geçen gün Iğdır'da öğretmenler kaçırıldı, hatırlıyor musun? Tabii. Peşlerinden kim gitti? Küçücük yavrular koştura koştura PKK'lı teröristlerin peşinden, ver benim öğretmenimi dedi. Veliler ve PKK, onların peşinden giden ne özel harekattı, ne özel kuvvetlerdi, ne panzerlerdi, ne kobra araçlarıydı falan. Halka dedi ki pardon ve dedi öğretmenlerinizi geri veriyorum. Şimdi Iğdır'da okulda eğitim var. Ben oradaki o Kürt kızlarının, o yavruların, küçük çocukların okutulması taraftarıyım. Şimdi biliyorsun bir sindirme var, bir korkutma var. Bu çocukların yani yanında durmak lazım. Oraya beraber gitsinler. Ama Türkiye'de hani bir masada oturup teröre çözüm Ankara'daki masalara oturarak olmaz Erkancığım. Teröre çözüm Güneydoğu'daki yer sofralarına oturarak olur. Burada büyük laf yapıyoruz. Teröre çözüm Ankara'daki masalara oturarak olmaz, Güneydoğu'daki yer sofralarına oturarak olur. Sana mı söylüyorum, bu içimden gelen bir. Tweet yazın, bunu da yapıyoruz. Hani sen sanıyorsun ki evde çalıştığın. Yok, özlü sözler böyle. Ben doğru seni şey, o kadar iyi tanıyorum ki doğru, ama bu özlü sözleri kaçırmayalım diyoruz yani. Estağfurullah. Büyük bir daha söyler misin? Televizyonlarını yeni açanlar olabilir. Ya veya bize yeni katılanlar olabilir. Yani. İstanbul'un yani. Teröre çözüm? Ya, teröre çözüm yani Ankara'daki masalara oturarak değil. Güneydoğu'daki yer sofralarına oturarak olur. Çünkü orada halk seni yanında görür, hissederse ve beraber geldiğini görürse bir dakika der ya. En azından derdi varsa sana anlatır. Hep beraber gelirsiniz. Bu çok hayal. Bu çok rüya, bunu biliyorum. Ama böyle. Yemin örnek verdim. Afganistan'a beraber gidiyorlar. İngiliz İşçi Partisi ile muhafazakarlar beraber kendi askerlerinin yurt dışına ziyarete gidiyorlar. Devlet meselesi olduğu zaman siyaseti bir adım geride bırakma düşüncesini artık bizim öğrenmemiz lazım. Ya çünkü Türkiye'de şöyle bir şey. Sen istersen özel bir paket yarat. Bir düğmeye dokunuşta bu terör sorunu çöz, ya da bence Türkiye'nin en önemli sorunu terördür. Çünkü her şeyimizi etkiliyor. Psikolojimizden ekonomimize kadar, vicdanlara kadar. Yani mesela bunu sen
yüksek devlet politikası olduğu zaman herkes aynı şeyde birleşir, buluşur ve ona göre adım atar. Sonra ondan sonra birbirlerini yerler. Oradaki muhalefet hiçbir yerde yok. En ağır evet. Ama bir mesele olduğu zaman, yani şu koltuğu beraber taşımamız lazım dendiği zaman beraber taşıyorlar. Burada bir, dediğim gibi bir paket bulsa bir tanesi, o paketi ona ben yedirmem arkadaş diyerek biri diğerinin asla önünü açmıyor. Bunu engellememiz lazım. Belki ikisinde de çok, üçünde de çok fazla artılar var. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ama çok önemli bir açılımla bunu ta baştan anlattınız. Doğruya doğru, eğriye eğri demek yana dönerlik oldu. Önemli bir şey mi? Bundan kurtulamadığımız sürece bu olmuyor işte. Mesela bir gün bana diyor ki, oldu şimdi. Ben sizi diyor anlayamıyorum. Dün diyor CHP diyor sert sözlerle yüklenirken bugün de diyor AK Parti'ye. Ya yürüyüşle ilgili problem varsa eleştiririm ben. Ya niye eleştirmeyeceğim canım? Ama öyle bir yandaş paketi var ki, hayır abi dün CHP eleştirirsen bugün de yürüyüşle ilgili katılanları da en ağır şekilde eleştiriyorum. Ne münasebet canım? Ne münasebet? Bunu ben yapamam yani. Orada 6 yaşında çocuk gördüm ben gözüne gaz sıkılan. Ne münasebet yani? Yani açlık grevleri meselesi var mesela. Evet, kim sonra uzun süre... Evet. Buyur pardon. Ya, geldi zaten buyurun. Açlık grevleri meselesi var mesela. Uzunca bir süre kimse dokunmadı ona. Ben bizim parametrede söyledim. Dedim ki bak iki hafta. Bu bir dost uyarısıdır. Bu konu çok büyük gündem olacak. Kafamızı kumun içine sokamayız. Toprağı evet. Saklayamayız. Bu güne geldi karşımıza. Şimdi tekrar söylüyorum. Candır. PKK'lı terörist olabilir. PKK'lı olabilir. Şurada, burada. Ama devletin cezaevlerindeki bu canlara sahip çıkıp hayatta kalmalarını sağlaması lazım. Ama bu olurken BDP'nin ve PKK'nın beraber söylemekte bir sakınca görmüyorum. Çünkü beraber hareket ediyorlar. Evet, evet. Bu çocukların da can olduğunu unutmayıp bazı gelişmesi olması muhtemel olmayan Türkiye'nin şu anki atmosferinde isteklerin üzerinden ilerideki büyük planlarına da bu çocukları malzeme yapmaktan vazgeçip onlara ölüm orucu değildir bu. Ölüm emridir. Bu ölüm emrini durdurmaları lazım. Çok içler acısı bir durum. Ama diğer tarafta da bir grubun... Bunu da manşet yaptık şimdi. Bak, ölüm orucu değil, ölüm emridir olan bir tane. Ha, bu, ama bak bu çocukların nedir onları hayata küstüren, nedir nefret eden, bunlarla konuşulabilir, bunlarla oturulabilir. Çünkü bunlar da bu ülkenin evladıydı. Bu ülkede Güneydoğu'dan gelip okullarda okuyup general olup kaymakam vali olan da var. Aynı aileden gelip akrabası olup şu an Kandil'de yönetici olan da var. Yani bu maalesef böyle. Bu ne birinin suçu ne diğerinin suçu. Hani bazen diyorlar onun ailesinde PKK'lı varmış. Bir dakika öyle değil o iş yani. O iş öyle değil. O çocuk zamanında küstürülmeseydi belki o çocuk da burada şu arabanın içinde arabayı kullanan, işine giden bir çocuk olacak. Bir yerde küstürdü, bir yerde koptu, bir yerde bu devlet hata yaptı. Ya eskiden ben bile devlet görevlisi olsam en nefret ettiğim devlet görevlilerini Güneydoğu'ya gönderiyordum, hatırlıyor musun? Evet. Söyle yaka numaranı, polisle takışırdım değil mi bilmem ne? Saçma sapan şeyler olurdu yani. Bunları Adalet Bakanı fena götürmüyor Allah için. Çok hassas bu konularda. Ama bir cenaze çıkarsa oradan bunun tüm dünyaya prezentasyonu ya da planlaması ile ilgili kötü şeyler olabilir. Devlet değil ya, Türkiye'nin bu konuda daha duyarlı, akıllı olması. Erdal Keskin demiş ki, Mete Han Bey, Başbakan'ın Almanya'da cebinden Avrupa Birliği ile ilgili not olacağına BDP'lilerin kuzu yediği ile ilgili fotoğraf çıktı. Bu ayıp değil mi kardeşim? Demiş bir seyircimiz Erdal Keskin. Avrupa Birliği Türkiye'nin artık fenalık geçirdiği sıkıntıdan bir araştırma yaptırmıştı. Kıbrıs'la AB konularını kimse okumuyor. Sesay ama abi deyip çeviriyorlar. Kıbrıs. Kimse bakmıyor. Doğru. Kıbrıs. Bir de Kıbrıs doğru. Dinlet fenalık geçirdi durumda. O nedenle Avrupa Birliği heyecanı, bir de Türkiye biraz daha parayı buldu ya. Hani bir evet. Daha böyle serildi serpildi. Doğru. Yunanistan'la ilgili kötü haberler okuyoruz. Allah'ım biz zenginiz şudur budur dedikçe Avrupa Birliği de neymiş demeye başlayan bir psikolojimiz var. Doğru. Bir de hala söylediklerini beğenmeyenler var ama siz de böyle büyük bir başlık attınız ki. Yani doğruya doğru, eğriye eğri demek yana dönerlik oldu. Ya bak oldu. Beğenmeyebilirim. Twitter'da bana da geliyor. Bir sürü şey geliyor. Biz senin işte çok severdik. Ne yapıyorsun artık falan filan. Bir şey yapmıyoruz. Hep böyleydik biz. Sadece siz biraz daha taraf oldunuz, keskinleştiniz. Bunu da manşet yapıyoruz. Biz hep böyleydik. Siz ha? Taraf oldunuz biraz. Hayır, daha keskinleştiniz. Ben yarın sabah manşet yapıyoruz yarın şimdi, sabah Twitter'da. Başbakan Erdoğan bir şey doğru söylerse doğru söyle derim. Kusura bakmasınlar. Ama Başbakan Erdoğan yürüyüşle ilgili görüşüne katılmıyorum ya. Katılmıyorum, zorla mı yani? Değil. Ama bu da onu söyle. Bir tane başbakan aleyhine bir laf söyle de duyalım. Söyledik daha ne yapacağız ya? Ben küfür etmiyorum yani. Benim bir tarzım insanların mutlu olması için kimseye küfür etmem. Bunu isteyenler var. Hem yandaşlık var, hem muhaliflik sabah adına. Sabah sabah açtık kahvemizi böyle bir keyifle içerken sen de şöyle bir gani gani küfür et diyen var.
Ya buralısı yani insanları rahatlama, koruma, kollama derneği değil ki. Biz gerçeği söylemezsek, bak demin anket örneğini ben bunun için verdim. Şu an geçen yine bana bir bu işlerle ilgili bir koyu siyasi taraf diyor ki bilgiler geldi. Ne geldi dedim? %40'ın altına inmişler bile şimdi bende. Bak böyle olmaz. Bu tahminle temennileri karıştırıp Abdullah Gül'le sen bilmiyorsun diye Tayyip Erdoğan kavga. Ya kavga ederlerse iktidarı kaybederler. Çok düz mantık. Sana mı bırakacak kavga edip? Bırakmaz. Sana mı bırakacak? Yani sen rahat. Bu da başlayayım. Yani başbakanla cumhurbaşkanı kavga edip iktidarı sana mı bırakacak? Bırakmazlar. Kavga yani etmezler. Sen onu yapacaksın. Sen bunu manşet yaptık şimdi. Ya hayır, sen çalış. Sen iktidara gel. Bak bu işler çalışarak oluyor. Başkasının kavga etmesinden medet umarak değil. Olmaz. Olmaz. Emine Hanım'la Ayrı Nisa Hanım arasında kavga var kesin. Böyle böyle. Bak olabilir. Zaman zaman karşı karşıya gelebilirler. İnsanlar birbirini sevmek zorunda değil. Bilmiyorum. Ama bundan medet umup dur ben bir şey yapayım değil. Ya da 3 gazeteci aletle konuşsa bu işi bitireceğiz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sandık orada. Seçim yaklaşıyor değil mi? Basın var ya, basından dolayı kardeşim. Başka yerde bahane arama. %100 bahane sensin. %100. Adamların seçim kampanyalarını aç, nasıl yaptıklarına bak. Bu onları desteklemek değil. Adam sabah 6'da kalkıyor. 7'de seçim kampanyası başlıyor. Erkan Tan biliyorsun. Doğru. AK Parti. Sen ona kadar yatıyorsun. Tamam mı? Kalkıp ona giydiriyor. Buna giydiriyor. Bilmem. Ya medya satılmış, ele geçirilmiş. Ondan olmuyor kardeşim. Çalış. Yıkacağız yoksa. Çalış. Bu iktidarı. Çalış. Ya da mesela diyor. Dün yolda esnafla konuştum. Hepsi bıkmış kardeşim, bıkmış. Bak değil. Git anlat. Bıktım biliyorum ama ben bununla geliyorum de. Bu ülkede yıllarca bunu söylediğin zaman bazen dost acı söyler. Hep yanlarında çünkü siyasi rant için birileri dolaşıp 3 tane şakşakçı olduğu için. Bir partinin yöneticisi basın toplantısı yaptığında arkasına 10 kişi alıp onlara söylediklerini alkışlattırıyorsa... O partinin yöneticisinde ve mantığında problem vardır. Dikkat ediyor musun? Bazı basın toplantısı arkasında 10 tane adam ve kamerayı da öyle bir açılıyor ki televizyona çıkacak ki oğlum açsana TV8'deyim demek ki. Tamam mı? Bak partide etkin konumdayım. Alkışlıyorlar. Sen niye alkışlıyorsun ya? Halk alkışlasın. Sen adamın arkasındasın zaten. Onlar alkışlıyor ve sanıyorsun ki ülke çapında alkış var. Ve buna mesela bu adama isim vermeyeceğim ama kimden bastım herkes biliyor. Bu adama 3 kişi çok güzel ayarını verdin oradaki askerlere şuna buna falan dendiğinde 3 kişi diyor ki süperdin başkanım, inanılmazdın dediğinde o sanıyor tüm halk arkasında. Öyle düşünüyor. Evet ama %50'lik blok yok. Yok, çok büyük laf ettin ama. 3 gazeteci muhalefet yapsa yıkacağız iktidar ama yapmıyorlar. Satılmış basın. Satılmış, evet. Satılmış basın. Bu çok önemli bir tespitti. Umarım duyan duymuştur. Hani başbakanın bir kere aleyhinde konuş da duyalım dedi. Onu da söylediniz. Ya 29 Ekim'de gibi katılmıyor mu yani? Başbakan mesela bazen çok fevri ve çok sinirli. Tamam? Böyle olmaz. İnsanlar da geriliyor. Evet. Gerek yok. Tamam? Gerek yok. Bazı konularda fikrimi ben katılmak durumundayım. Eğer zaten her şeyine katılırsak zaten ben onun her şeyine katılıyorsam inan gerçekten onun dostu da değilsindir ha. Ben siyasi parti liderlerine de söylüyorum, bakanlara. Efendim ne söyleseniz doğrusunuz. Aslında peygamberliği de hak ediyorsunuz. Ama neyse ki siyasetçi oldunuz falan diyen. Var. Var ya. Bunu gördük ve duyduk, görüyoruz, duyuyoruz. Ben o zaman onlardan uzak dururum yani. Doktor Kadir, Metehan Bey niye başbakana bir şey diyemiyorsun? Ya da dedikten sonra hemen CHP'ye de bir şeyler söylüyorsun. Allah Allah. Ne istiyorsa söyleyin, yazsın oraya. Tabii sizin söylediğiniz sonuçta oluyor da ondan sizin söylediğiniz. Hadi isteyin çalalım programına döndü, farkında mısın? Evet, söylesinler, yazsınlar, söyleyeceğim. Erkan Tan, doğru söylüyorsunuz. Aksi takdirde kanun, tüzük ve yönetmelik tam olarak uygulanmaz. Erkan Tan, alnınızı öpeyim. Doğru söylediniz. Örnek olarak DSP Genel Başkanı olduğum için partiden ihraç edildim demiş Musa Abay. Bu mesajı göndermiş. Olabilir canım. Birlik ve beraberlik konusunda söylediklerinizle ilgili. Peki efendim, şimdi bu Büyükşehir Yasası ile ilgili tartışmalar da yine hemen ayrı. Şimdi ne konuşulursa. Metehan Demir. Ayrı bir kamplaşma vesilesi. Var var tabii. Ne kuko yani? Bildiğin gırtlak gırtlağa boğacak hale geliyorlar insanlar. Ya bir ara sigara yasaklandı ülkede. Ya sigara çok yasaklandı. Da iyi oldu. Yıllarca küçük çocukları zehirlemişiz biz restoranlarda her yerde. Çok iyi oldu. Ki ben o zaman sigara içerdim. Şimdi içmiyorum. Orada bile dediler ki sigara neden kalktı biliyor musun? Bak yemin ediyorum sana. Yani ülkede gelen paranoyanın halini düşün. Cevdet Erdoğan biliyorsun. Projesi helal olsun da. Niye dedim? Bu dedi içkinin testidir dedi. Önce sigarayı deneyecek,
tutan seçki yasaklayacak dedi. Yahu böyle bir şey olur mu? Ben burada kendini bilmez birkaç emniyet mensubunun gidip bir restoranda içki kontrolü yapmaya kalkmasına, küçük çocukların isimlerini almaya kalkmasına en sert eleştirenlerden biriyim ya. Bu ne dedim ya, Afganistan burası diye. Evet. Ama o başka, sigara yasağı başka, içki yasağı başka. Evet. Bunu birbirine gizli planın parçası diye yamamaya çalışmak çok ahlaksızlık ve terbiyesizlik. Kötü niyet Erkan. Eğer bunu söylersen mesela inan 3-5 tane kişiler işte özlenen Metehan Demir şeyi alır. Güzel hani. Yani, hayır abi. Efsane geri döndü. Öyle bir şey yok yani. Onu söylemeyeceğiz. Hiçbir zamanda. Çünkü bir de Türkiye'de televizyon alternatifi çok fazla. Sıktınız beni be Erkan Tan, Metehan Demir. Türkiye'de Erkan benim bir tezim var. Türkiye'de insanların inisiyatifini elinden alamadığı tek şey ne biliyor musun? Özgürlüklerine dokunulamayan şey. Televizyon kumandası. Kumandası. Ve oradaki sabah, seçim hakkı. Tabii canım. İşte kumandadaki seçim hakkı. Kapalı yerde. Başbakan'a da küfür, Kılıçdaroğlu'na küfür, Bahçeli'ye de sana da var. Lan adam mısınız deyip basıp değiştiriyoruz. Dört duvarın arasındaki tek inisiyatifimizdir bu kumanda. O nedenle bizi izlemez onu sürekli hükümeti öven kanallar var. Sürekli istisnasız. Aralıksız. Tamam mı? Hükümete bir de karşı konuşanları da anında tarumar eden kanallar var. Tamam. Değil mi? Yani misliyle genelkurmay gibi yanıt veriyor Suriye'ye. Veya sadece CHP ile ilgili güzel şeyler söyleyip yarın iktidara geliyoruz diyen haber bültenleri var. Yalan mı? Var. Bak o alternatifler orada duruyor. Ama ne? Böyle gazetelerde var. Sadece var. Sövgü ayarında sövgü, eleştiri yapan. Övgü. İstediğin tarafla ilgili bir de. İstediğin taraf ve partili. Aç onu oku. Ama biz böyle yapmayacağız. Ne sen ne ben ne de bizim arkadaşlarımız yapmayacak. Yapmamak zorundayız. Sürekli Amerikan karşıtı gazete var. Oku kardeşim rahatla. Amerika'yı öven var. Tamam mı? Başında D eksik gazeteler. Değil mi? Doğru, doğru. D bilmem ne. Ama biz yapmamak durumundayız yani. Ve bir seyircimiz demiş ki Metehan Demir diplomasiyi ve askeriyi iyi bilir. Suriye ile ilgili ne düşünüyor? Suriye'de Esad gideceğim diyene kadar inşallah bizden bazıları görevden gitmez. Çünkü Esad gayet pişkin bir şekilde görevine devam ediyor. Duruyor. Yani gidecek gitti tamam önümüzdeki ay bir sonraki yani ay derken bayramdan sonra filan. 3 hafta bence falan. Kaç yıl oldu be? Bir de soru adam bazı yerlerde de kontrolü altında tutuyor. Yaptığı zulümdür. 30 binden fazla insan hayatını kaybetti. 10 binlerce insan yaralandı. Suriye yerle bir oldu. Zaten zengin bir ülke değildi. Ama Suriye ile ilgili 2 gün evvel Amerikan yönetiminde çok enteresan bir açıklama geldi. Bak bu konu biz şu an ulvi meselelerle uğraşıyoruz ya. Yürürsün yürüyemezsin, şusun busun, kravatın kırmızı bilmem ki. Evet. Sürekli birbirimizle uğraşıyoruz. İç kavgaları çok kuvvetli bir ülkedir. Evet. Yani Türkiye. Ama Amerikan yönetiminin Suriye ile ilgili yaptığı açıklama Türkiye'nin kaderini doğrudan etkileyecektir. Ne dediler Hillary Clinton? Artık Suriye Ulusal Konseyi'ni tanımıyoruz. Suriye Ulusal Konseyi bizim kanka biliyorsun. Tanımıyoruz. Yeni bir yapı. Söylerim bu ifadelerin zaten şey çok özgür. Aynen, yeni ve başarılı. Evet bizim kanka. Tabii, tanımıyoruz. Tabii biz. Biz dedi. Onu dedi değişsin. Bu böyle olmaz. Bunlar dedi biraz dedi işi çığırından çıkarmaya başladılar. Biraz üzerinde çalışalım dedi. E biz şimdi ortada kaldık. Tabii. Bizim tamamen taca çıktık. Şimdi işte sevgili doktor arkadaşımız beni iyi dinlesin. Evet. Ahmet Davutoğlu'nun Suriye konusundaki politikaları başından beri bu konuda çok ciddi hatalar içeriyor. Çok ön plana geldiğimiz için. Çok ağır konuştun aslında normal. Yok yani ya, estağfurullah ya. Hükümeti eleştirmiyor filan. Hayır canım. Başından beri ciddi hatalar içeriyor. Tabii canım Ahmet Davutoğlu'na da sorsan yüzüne de söylediğim için. Ben geçen gün kendisine de söyledim. Yayında da söyledim. Twitter'da da yazdım. Bak biz bu konuda Amerika ara gaz tedarikçisidir. Rusya doğal gaz tedarikçisidir. Kış yaklaşıyor, havalar soğuyor. Bizim doğal gaza ihtiyacımız var. O gün gaza geldik, uçak indirdiler. Değil mi? Rusya'dan tabii, gelen uçak tabii, indirdiler. Tabii. O gün Amerika'nın ara gazıyla Rus doğal gazını indirttiler bize aşağı. Şimdi Rusya dese ki bize aralar sonra gibi. Kuruyor bir dakika. Amerika'nın ara gazıyla Rus doğal gazını indirdik. Tabii canım, çok net. Şimdi Ruslar dünden Amerika ara gazı verir, Rusya gerçek doğal gaz verir. Ama bu Rusya, şimdi buradan mesela bir dakika, demek Rusyacısın ya, Rusyacı falan değil ama gerçeklerle milletin gazına gelmek lazım. Amerika Türk dünyanın en iyi ara gaz tedarikçisidir. Bak seni önden sürdü. 2 gün evvel dedi ki Suriye Ulusal Konseyi en sevdiğim bir yer değil. Ne yapacağız? Kaldık şimdi ortada. Bir de düzenli olarak biliyorsun yanlışlıkla Türkiye'ye top atışı yapılıyor.
Farkındasın. 29 Ekim'de 4 fare top atışı yapıldı. Sağlık ocağını vurdular. Adam her gün vuruyor. Sağlık ocağı vuruyor, depo vuruyor, okul vuruyor, insanlarımızı öldürüyor. Uçak vuruyor. Ve yanlışlıkla diyor. Biz de misliyle yanlışlıkla cevap veriyoruz. Artık bir komik durum var. Ben onun Suriye Ulus oradaki muhaliflerini de atmadın, Esad'ın da atmadın yani. Ben istihbarat örgütü olsam yakınlarda bir yerlerde 3-5 havan ayarlarım. Habire Türkiye'ye atarım. Çünkü Türkiye kolay gaza gelebilen bir ülke. Doğru. Yani, kolay gaza gelebiliyoruz. Emniyet bile gaza gelip 29 Ekim'de insanlara gaz sıkıyor. İşte, gaza geliyor. Gazı geldi. Gaz da var. Gaz da çalışan bir ülke. Türbin gazları. Ya müthiş değerlendirmeler yaptın Mete abi. Sana Allah uzun ömürler versin. Hepimize. Müthiş değerlendirmeler bunlar. Yani gaza geldik. Doğal gaz gidiyordu az daha. Ya bunlar önemli. Rusya'yı bir yerde keseceksin. Bak bugün Başbakan Erdoğan açıklamaları var. Şangay Beşlisi'yle ilgili diyor Putin'e teklifte bulundum diyor. Putin aslında Türkiye için önemli bir aktör. Şangay Beşlisi demek Avrupa Birliği, sen bir yerlerde bekle. Biz yeni bir ekip yaptık, oraya girmeye çalışıyoruz demek. Demek ki Rusya önemli aktör. Bizim için herkes önemli. Yeri geliyor Sudan çok önemli oluyor. Yani bu işleri koordine edip ayarlayabilmek çok önemli. Suriye meselesi Türkiye'nin iç politikası haline geldi. İç politik sorun haline. Bunu yönetebilmek lazım. Çok önden gittik. Sen git biz arkadan geliyoruz dediler. Evet. Sete Hoca fıkrası gibi. Döndük baktık arkada kimse yok. Hillary Clinton uzaktan el sallıyor. Biz artık istemiyoruz. Ne yapacağız şimdi biz? Ne yapacağız? Yani bu açıklama arada gitti ama detaylı olarak bende yani yazının kopyası var. New York Times'ın yazısı çok ibretliktir ve yazıyı nereden verdiler? Tepeden. Bu arada Moody's diye bir biliyorsun krediler evet, kuruluşu. Evet, evet. Türkiye ile ilgili enteresan bir rapor ortaya attı. Türkiye'de politik risk ve etnik işte bölgesel çatışmalar olabilir diye. Günaydın Moody's'e. Biz onlarca yıldır problemlerle yaşıyoruz. Ama neden şimdi bunu yaptığını zamanlamalar açısından çok dikkat etmemiz lazım. Türkiye bu zorluklarıyla bu dinamizmi yakalamıştır. Ama bu Moody's babasının hayrına bunları yazmaz. Yazık, acaba gazetecilerin işine son verilirken sessiz kalarak hangi demokrasiye destek veriyorsunuz? Ne iş yapıyor onu yazan arkadaşımız? He? Ne iş yapıyor? Kendi sektöründe işsiz kalan kendi sektörüyle ilgili. Mesela gerçekten o da onu yazsın ama konuşalım. Mesela kendi bölümünde işsiz kalan arkadaşları olduğu zaman bizzat çarpışmış eski bir savaşçı mı? Yoksa bu mesela şeydir. En bayıldığım soru. Bir sürü işsiz gazeteci varken biz onlar için bir sürü yerde girişimde bulunuyoruz. Benim başbakanla, bakanlarla ya da siyasilerle ya da mecliste ne gibi girişimlerde bulunduğumu senin bulunduğunu bilemezler. Bunun hesabını da biz Allah'a veririz. Tamam? Twitter'dan gelen mesaja değil. Evet. İkincisi kendi kaç kişi için böyle bir mücadele vermiş? Yok, ben çok önceki hayatımda diye sordum. Evet, doğrudur. İkincisi mesela bunu soramıyorsun ama değil mi? Mesela adam bir şey değil, küfür şeyi var metni. Bunu soramıyorsun değil mi? Çünkü satılıksın. İşte bu kadar işsiz gazeteci. O gazeteciler için biz televizyonda neler söylediğimiz için kayıtlar da ortadadır. Bugün söylemiyorsun mesela. Bugün söylemedi oluyorsun. İşsiz gazeteciler konusu açılsaydı neler yapacağını da anlatırdık. Yaptığımızı da. Ama mesela söylemiyorsun. Hah bunu söylemedi, ben buradan bir tane ona çakayım. Böyle değil. Biraz daha vicdanlı. Ya burada tabii daha genel bir eleştiri de var. Canım işte yani basın özgür değil filan. Basın özgür mü? Tarafsız mı? Bağımsız mı? Onu da söyle konuşalım sizinle. Ya tekrar altını çiziyorum. Bir sürü televizyon kanalı ve bir sürü gazete var. Bir sürü internet sitesi var. Görmek ve duymak istedikleriyle ilgili insanların sayısız alternatif ve yorumcu var. İşte olması gereken budur tarafsız ve bağımsız ilgili bak, aslında. Bir sürü, evet. Türkiye'de o yüzden var. Yani seçeneğin var mı? Küfür düzeyinde hükümete eleştiriler yazan var. Artık netiyeler düzme düzeyinde haberler yazanlar var. CHP ile ilgili alternatifler var. MHP ile ilgili alternatifler var. MHP'ye küfreden ayrı gazete var ya. Değil mi? MHP'yi öven gazete. Git onu al. Ben yani bunu bu değil. Bu değil. Sürekli senin duymak istediklerini söylemek zorunda olan bir basın Türkiye'de yok. Evet. Böyle bir şey dünyada da yok. Dünyada Amerika'da da yok. İşte bir kanal cumhuriyetçiliği, bir kanal demokrattır, şudur budur falan. Bak ama olabildiğince objektif. Ha bir şey söyleyeceğim. Biz dünyanın en objektif insanı değiliz. Bazen belki ben de tarafımdır. Kayarsın, bilemezsin. Bu etten kemikten satı atar yapacağız. Ama Erkancığım bundan yola çıkıp da soramıyorsunuz değil mi? Bilmem ne.
Ya soramıyoruz. Gel sen sor. Çok teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Metehan Demir buradan İstanbul'a yolcu edeceğiz. Evet, çünkü ben 13 aylık. Toplantıya katılacak kendi müesseselerinde. Kolaylıklar diliyoruz. Selam ve saygılarımızı iletmeni rica ediyoruz Enis Bey'e de. Editelim. Çok teşekkür ediyoruz. Metehan Demir, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Onu gönderiyoruz. Reklamlarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Reklamlar da bizdendir. O da alın teri geliridir bir televizyonun. Faturası kesildi, vergisi ödendi. Reklamlara da bize gösterdiğiniz ilgiyi göstermenizi rica ediyoruz. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Asım Güzel Bey misafirimiz olacak.